14 ay dinleme, izleme, bu tür şeyler yapılıyorsa ve bu konuda kendi üstlerine bunlar haber verilmiyorsa, haber verilmeden bunlar yapılabiliyorsa, buradaki mühendislik yolsuzlukla değil, siyasi mühendisliğin bir başka versiyonudur. Bu da bir nevi çetelerdir ve bu çeteler şu anda devletin içinde devlet olma ve böyle bir anlayışla süreci istedikleri gibi yönetme, yönlendirme, böyle bir gayretin içerisine girme olayıdır. Bakınız şu anda bizim kamu bankalarımız, bizim iktidarımız öncesinde görev zararlarıyla açıp kapatan bankalardı. Ama şu anda bizim kamu bankalarımız Avrupa'daki bankalar arasında derece yapan bankalarımızdır. Böyle bir konumda olan bankalardır. Şimdi bu bankaları yaralama hedefi de aynı şekilde burada yer almıştır. Bunlar dikkat çekicidir. Ve bunların Türkiye'deki uzantıları var. Uluslararası boyutu var. Bunları tespitimiz var, tahminimiz var. Ama aynı zamanda da tabii Türkiye'de bunun uzantıları var. Ve bu uzantılar şu anda maalesef devlet içinde bir devlet gayretiyle bu adımları atıyorlar. Fakat bu örgütlenmeyi bir defa kesinlikle meydana çıkaracağız. Ve bu babamızın oğlu olsa dinlemeyiz, onu da söyleyeyim. Şuymuş, buymuş, şucuymuş, bucuymuş bizi enteres etmez. Bizi enteres eden milletimizin bekasıdır, geleceğidir, aydınlık yarınların Türkiye'si. Bakan arkadaşlarımız ve onların ailelerine bu işin bulaştırılmış olması vesaire, bu konularda da tabii ki onlar, bu atılan adımlar neticesinde hassasiyetleri ortadadır. Bunlar şahsımca da malumdur. Biz gereken neyse onu zaten aramızda görüşür, gerekeni gerektiği anda yaparız. 5 yıllık iktidara tahammül edemeyen, daha 3,5 yılı dolunca bırakıp kaçanları da biz çok iyi biliyoruz. Ve dile sığmayacak ifadelerle, zaten isimlerini ağzıma almayacağımı daha önce de söylediğim için gene almayacağım. Ama onların ne olduklarını milletimiz çok iyi biliyor. Ve vakti saati geldiğinde şurada fazla kalmadı. 30 Mart'ta gereken cevabı gerektiği şekilde milletim kendilerine verecektir. Ama bu at çamuru tutmasa iz bırakır mantığı evelallah bize tutmayacaktır. Bazı medya gruplarında geçen emniyetteki yapılan değişikliklerle alakalı olarak, evet, emniyette yapılan değişiklikler valilerimizin şu anda görevi kötüye kullanma anlayışından hareketle orada kendilerinin bir defa bir tasarrufudur ve bu tasarrufa yetkisi vardır. Valilerimiz de bu tasarruflarını kullanmışlardır. Bu çok daha farklı illere aynı şekilde sıçrayabilir. Dedim ya, nerede buna benzer şeyler varsa gereğini anında, başta valilerimiz olmak üzere, bunun yanında Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımız anında yapacaklardır. Çünkü bu iş anlaşılıyor ki böyle bir siyasi noktadaki mühendisliktir. Biz böyle bir mühendisliğe fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bu ülkenin geleceğini karartmaya kimsenin hakkı yok.